Maşallah büyük heyecan var. Her yer dolmuş. Hoş geldiniz. Muhterem hocalar, aksaçlılar, gençler, hepiniz hoş geldiniz. Allah iyilikler versin. Biraz önce bir alkış koptu. Hoş geldiniz filan deyince takdimci. Fakat gördüm ki o alkışa bir gaz vermek lazım. Şöyle yapalım isterseniz. Şair meseleye vuzuh kazandırdı. Yarı dalgalı olmamalı deniz, ya durmalı ya kudurmalı. Sapına kadar batmayacaksa hançer kınında durmalı. Alkış dediğin ya olmamalı ya tavan sallanmalı. Islık dememiştik ama o da eksik olmadı. Sağ olsunlar. Bu ıslık çalanlar nasıl yapabiliyor bilmiyorum. Ben öğrenemedim. Denerim falan olmaz. Hadi bir daha çalsın o ıslık. Sanıyorum herkes biliyor neyle meşgul olduğumuzu, benim neyle ilgilendiğimi, konferanslarımın konusunun aşağı yukarı ne olduğunu herkes biliyor gibi bakıyor. Şairlerimizden yola çıkarak onların işaretleri, beşaretleri, neşeleri izleyerek hayatı anlamaya çalışıyorum. Onlardan ne anladığımı da sizlerle paylaşıyorum. 30 seneyi geçti. Bizimkiler o kadar kuvvetli şairler ki, o kadar parlak isimler ki, hakikaten bunların peşine takıldığın zaman ömür yetmiyor. Ankara'da bir üniversitede bir konferans olmuştu. 2010 veya 11. Efendim? Tamamen plansız olarak kendiliğinden gelişen sohbet içinde ben 16. yüzyıldan birçok şairden söz etmişim. Ses geliyor mu? Geliyor mu? Tamam. 16. yüzyılda hep böyle denk gelmiş yani. Bir soru için parmak kalktı. Hayli meraklı bir talebe, belli ki içi de yanmış. Esaslı bir soru soracak. Buyur dedim. Hocam ben edebiyat okuyorum dedi. 3. sınıf bitmek üzere. Gelecek sene mezun olacağım. Sizi dinlerken bazı notlar aldım. Ve şunu gördüm. Tamamı 16. yüzyılda olmak üzere 13 şairden söz ettiniz. Hepsi 1. sınıf. Hepsi first class. Biri de Kütahyalı. Kabuli merhum. Kütahya Gedizli. Kabuli. Örnekler verdiniz. Her birinden birer ikişer beyt. Kiminden bir gazel falan. Dedim yani sen neyi sormak istiyorsun? Bir konferansta aynı yüzyıl içinde 13 şairden böyle söz edilebiliyor da unuttuklarınız da vardır, temas etmedikleriniz de vardır. Bütün Osmanlı tarihi boyunca nasıl bir zenginlik söz konusudur? İnsan bunu merak ediyor. Ve fakat edebiyat tahsili yapan ben dahil gençlerimiz
Onları tanımıyor. Orta yaşlılarımız da tanımıyor. Hatta yaşlılarımız da tanımıyor. Kendimize ait olan bunca değeri göz ardı etmemizin, unutmamızın bir izahı var mı? Dedi. Çocuk benden izah bekliyor. Kızım, benim yerime ben program bitene kadar otur. Emaneten. Sonra sahiplenme de. Duruşun orada epey zordu. Evet. Bu arada program boyunca da bana dua et. Söyleyeceğim biraz sonra nasıl dua edileceğini. Dua et diyorsun, adam işlemiyor. Zor bir şeymiş. Hadi kolay bir usulü söyleyelim de. Ya Rabbi ölürken gülsün de. Gülerek ölsün de mesela. Öyle oldu da bir defa. Kolejde konferans veriyorum. Bana dua edin çocuklar dedim. Lise talebeleri böyle bakıyorlar. Bakışlarında soru var. Nasıl dua edeceğiz acaba? Hoca ne düşünüyor, ne istiyor gibilerden. Merak var, tecessüs var. Durumu anlayan haylaz bir talebe parmak kaldırdı ve dedi ki hocam ben size nasıl dua edeceğimi biliyorum dedi. Siz olur derseniz öyle dua ederim ömür boyu dedi. Galiba şüpheli bir durum yani benim kabulüme bağladığına göre. Ben söyleyeyim dedi, siz olur diyecek misiniz ben? Söyle dedi. Şair Nabi'yi çok seviyorsunuz belli dedi. Nereden belli dedi? Ondan bahsederken gözleriniz parlıyor dedi. Şair Nabi dediğiniz zaman dedi sesinizin rengi değişiyor. Ondan bir gazel okurken coşuyorsunuz dedi. Ben ise bir sevdiğim var oradan biliyorum. Onu düşündüm mü kalp atışım değişirdi. Seven böyle oluyor işte dedi yani ben tecrübeyle söylüyorum dedi. Çocuk 16 yaşında ya hayat tecrübesi var. Bize de satıyor. Başka dedim. Yine tecrübeyle biliyorum ki özlersiniz dedi şair Nabi'yi. Kaçınılmazdır dedi ya. O nereden çıktı dedim. Vallahi ben sevdiğimi dedi yanımdayken bile özlüyorum dedi. Hakikaten tecrübe sağlam. Sen şimdi lafı nereye getirmeye çalışıyorsun dedim. Dua istiyorum, istemiyor musunuz hocam? İstiyorum dedim. Ha. İşte ben size şöyle dua edeceğim. Ya Rabbi, hocam sevdiğine bir an önce kavuşsun. Hasret zor şey. Bana bak dedim, mikrop. Öyle dua olmaz. Evet, seviyor ve özlüyorum ama kavuşmanın acelesi yok. Bak bugüne kadar duymadıysan şimdi duy. Adam hacca gitmiş. 80'lik delikanlı. O yaşa gelene kadar gece gündüz dua etmiş. Ya Rabbi Kabe'ye yüz sürmeden canımı alma. Aşk bu. Ona ne dersen de hadi seni Paris'e götürelim, seni Venedik'te gezdirelim bilmem ne filan ilgilenmez. Onun sevgilisi Kabe'yi Muazzama. Görmeden ölmek istemiyor. Alemlerin Rabbi duasını kabul etmiş. Fırsat bulmuş, 80 yaşında Kabe-i Şerif'in karşısında tir tir titreyen kıdemli delikanlı. Ve şöyle dua etmiş o aşkın tesiriyle. Malum Kabe-i Muazzama'yı ilk gördüğünde ettiği dua reddedilmez. O da bunu biliyor. Açmış gözlerini, ya Rabbi canımı burada al demiş. Elini yüzüne götürmeden eklemiş ama bu sefer değil. Bu sefer değil. Delikanlı anladı. Dua ile ölüm. Bence mantığı yok. Şimdi sen, evet. Daha iyi. Delikanlı anladı ki ölüm istenmez duayla. Ömür istenir.
nasıl dua edeyim hocam dedi. Ah dedim ya, nihayet düzgün soruyu sordum. Şöyle dua et. Ya Rabbi, bu hoca ölürken gülsün. Gülerek ölsün. Neden dedi. Çocuk meraklı. Oğlum son gülen iyi güler. Ondan. Son gülen iyi güler. Hatırlayalım şairi. Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Necip Fazıl Kısakürek vardı. Her kapıda ağla, o kapıda gülümse. Hayatın gayesi budur. Z raporu alınırken gülmek. Son nefesi verirken gülmek. Buna kavuştunsa her şey senin. Bundan mahrum olan için güzel hiçbir şey yok. Allah korusun. Allah korusun. Cahiller cennetten yer beğenirken, arifler son nefesten korktu. Çünkü son nefeste gülmek demek, iman ile ruh teslim etmek demek. Ve en kıymetli kazanç. Dünyaya geliş sebebimiz. Yoksa ne işin var şu çöplük gibi yerde? Kimin yüzünü güldürdü bu vefasız dünya seni güldürsün? Çilehane, ızdırap. Size tanıdık gelmesi muhtemel 10 mısra okuyacağım şimdi. En azından son 2 mısra tanıdık gelecektir. Ama dikkat ister biraz. 1583'te öldü yazan şair. Taşlıcalı Yahya. Son 2 mısranın sahibini söylemeyeceğim, o başka. Onu siz söyleyeceksiniz biraz sonra. Keskindir dikkate, buyurun. Hasta olmak güç mali Hazreti İzzet gibi, her kişinin yalımın alçak eder gurbet gibi. Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi, naleler güya derayı rühleti rahat gibi. Darı dünya cayu firkat menzili mihnet gibi, devleti bir aleti hengame-i zahmet gibi. Sağlığın dünyada yok ayine de suret gibi, matla-ı şah-ı cihanın maşrık-ı hikmet gibi. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Tabi tanıdınız. Son 2 mısra Kanuni Sultan Süleyman merhumu. Bu 2 mısrayı temel alıp üzerine aynı vezin ve kafiye ile, aynı üslupla 8 mısra daha yazan Taşlıcalı Yahya. 5'te birini okudum şiirin, bunun gibi 4 tane daha var. Kafamı bozarsanız hepsini okurum, görürsünüz. Yandır erbabı gururu sofi-i safi sıfat, rahat olmak ister isen meskenet de meskenet, bide gibi şevk-i nuraniyeti başa ilet, evliyanın ayağı altı olur 6 cihet, her libası gafleti kılma hicabı mağfiret, mani-i işgali haktır ehli derdi masiyet, tariki dünyadadır sırrı sururu ahiret, gör ne der şah-ı vilayet nuri ayni madelet, kohu ay şu işreti çünkü fenadır akıbet, yarı bakı ister isen olmaya taat gibi. İkincisini de okuyayım. Şimdi günümüz Türkçesiyle bu ustalar ne dedi, aşağı yukarı ne demek istiyorlar, şöyle bir bakalım. Çok fazla sizi yormadan, bir ders haline getirmeden, Taşlıcalı Yahya ile Kanuni merhum ne demek istiyor, dertleri ne, bir bakalım. Başına bir dert, hastalık, belası, sıkıntı falan gelince diyor, sızlanma. Olumsuz bir şeyle karşılaşmış gibi
ağlayıp sızlama. Bil ki senin lehinedir gönderilen. Çünkü usta şair, söz ülkesinin sultanı Fuzuli, belazımın da rahat olduğun izhar eder halka felek, beyhude harı huşbiden gül vergi ter vermez diyor. Çevirirsek günümüz Türkçesine, diken görünce sızlanıyorsun, sabretsen arkasından gelen gülü göreceksin. Diken gülün habercisidir. Ambalajdır, ambalaj. Dert ve bela sevilenleri çekmek için atılan kementtir. Derdü bela kemendi mihnet, derdü bela kemendi mahbubtur. Nedir o dertler? Üç madde halinde özetlenir. İllet, kıllet, zillet. Hastalık, fakirlik, itibarsızlık. Hani böyle sürünme halleri falan. Acı gelir, ağır gelir insana. Doğru ama o sayede nelere nelere kavuşursun. Şems-i Tebrizi Hazretleri buyurur ki ilim talebesine zillet ve gurbet lazım. Aksi hüsrandır. Talebelikte biraz sürünmek iyidir. İnsanın anlayışı artar. Kafası çalışır. İlim serin yerde bulunur diyor Abdülhakim Arvasi. Sıcakta herhalde gevşiyor insan. Yani sen bir dertle, belayla, sıkıntıyla karşılaştığın zaman aslında dua kapısı açıldığı için kardasın. Onu unutma. Hayır ve iyilik dua edebilmektedir. Sonucu ne olursa olsun, dua ediyor musun, etmiyor musun? Kar orada. Kazanç orada. Muhakkak bir karşılık alırsın. Beklediğinden daha fazlasını da alırsın. Ama dua etmiyorsan, yani tarife sığmaz bir felakettir o. Kibirdir. Kendini bir şey zannetmektir. Sahi sen kendini ne zannediyorsun? Toprak sana her gün bir şey diyor, duymuyor musun? Tabii o başka kelimelerle konuştuğu için, hal diliyle konuştuğu için toprak, çoğumuz duymayız. O bize der ki, üstümde iyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız. Çünkü malzeme kendisinden olduğundan bizi iyi tanıyor. Ve sen eğer kendini bedenden ibaret zannedersen, akıbet bu, bir avuç toprak. Yani hiçbir şey değilsin. Halbuki sen o değilsin. Beden, bindiğin eşek. Süvari sensin. Dizginler senin elinde. Adam gibi tut, yönet, işin var. Ahire gidiyorsun, yol uzun. Ha işi eşeğe bırakırsan ahıra gidersin. Altmış yılı biraz geçti benim ömrüm. Yeryüzünde epey zamandır bulunuyoruz yani. Ve sanırım salonda bizden daha yaşlı yok gibi. Ne edindin bu 60 küsur yılda tecrübe olarak? En sağlam tecrübe, edindiğim tecrübe şu. En çekici olan yer. Yer çok çekici. Çekiyor böyle. Az kaldı yani. Sonra tamamen çekiyor. Üstü örtülüyor. Kısmetindir gezdiren yer yer seni. Arşa çıksan akıbet yer yer seni. Onun için onun adı oldu yer. Önce besler sonra kendi yer seni. Adı ondan yer. Biz de zannediyoruz ki başka bir şey. Yer. Yer ama bedenini yer. Ve sen beden değilsin. Çok sağlam bir eserinde Şeyh Galip merhum sabrınızı iyice zorlayıp bir 8 mısra daha okuyacağım, ondan sonra şiir okuyup sizi yormayacağım. Galip merhumdan okumazsam olmaz şimdi. Bir ondan bir de Nabi'den okumadan olmuyor yani. Benim onlarla aram iyi de özel ilişki var. Yani bilhassa bu ikisi. Şeyh Galip, şair Nabi. Galip merhumdan okuyacağım 8 mısra şu.
Sizlere şimdilerde böyle öğretilmiyor ama eskiden tanım tanımlanırdı bize. Tanımın tanımı. Tanım da demezdik, tarif derdik. Tarifin tarifi. Yani tarif ne demektir? İki nokta üst üste. Enter. Efradını cami, avyarını mani. Anlatın. Tarif odur. Yani neyi tanımlıyorsan tam tanımlarsın. Eksiksiz ve fazlasız. Lafı uzatmazsın ama eksik de bırakmazsın. Öyle net tanımlarsın ki başka bir şeyle karışmasına da fırsat vermezsin. Ömründe ilk defa pimpon topu görmüş bir adama bunu anlatacaksan yaptığın tanım ördek yumurtasına benzememeli ya. Adam yumurta zanneder yoksa. İlim tanım, tefrikle başlar. Okuyacağım şiirde tanımlar var. Toplam 8 tanım. 8 mısra 8 tanım. Ustalığını öyle göstermiş ki Şeyh Galip, hayret ediyor insan. Kalp bir genci nedir cismim anun viranesi? Feyz bir bahri keramettir sözüm dürdanesi. Nutku bir tutiyi hoşgudur derunum lanesi. Eşk bir sahbayı ateştir gözüm peymanesi. Yes bir mihmanı gandır hatırım kaşanesi. Dağ bir murgi semenderdir ten ateşhanesi. Aşk bir şem'i ilahidir benim pervanesi. Şevk bir zencirdir gönlüm hanım divanesi. 8 kelime tanımlanıyor. Uzatmayalım, ilk 2 kelimeye bakalım. Kalp, ruh, öz, öyle bir hazinedir ki viranede gizlenmiştir, en kıymetli hazine olur. Virane beden, beden adlı çöküntülüye, viraneye gizlenmiş. Yani insan dışıyla virane, içiyle paha biçilmez hazine. İkinci mısradaki tanım, neyle beslenir kalp? Sana onu söyleyeyim. Onun gıdası ekmek, kumaş, çorba değil. Onun gıdası feyiz. O ne demek abi? Feyiz nasıl bir şey? Ha söyleyeyim. Bizim pil dediğimiz, sizin power bank dediğiniz bir şey var ya. Dolu iken de boş iken de teraziye koysan aynı ağırlıktadır. Ama dolu iken bir iş yapar, boş iken yapmaz. Gözle görülmez, tadı yok, kokusu yok, rengi yok, ağırlığı yok. Bu ne ya? İşte o neyse ruh o. İnsanda. O varken sen sensin. O yokken hızla gömülmesi gereken bir et parçasısın. Bir gün dahi bekletmezler. İstersen dene. Hemen belediye devreye girer. Alo 188. Cenaze işleri. Kamu defneder. E çok kıymetliydi bu. Niye? Hem bekletelim bir gün. Kıymeti ruh onunlayken. Boşalan pilin kıymeti yok ya. Hayat başlıyor, bitmedi. Ben ne gömdüm o zaman? Şimdi kabristandan geliyorum, bir şey gömdük. Sen ölümü gömdün. Hayat başladı. Bundan sonra ölüm yok. Gömdüğü şey ölü değil. Ölüm. Sana batış görünür fakat o bir doğuştur. Kabir canı kurtarır benzerse de zindana. Hangi tohum bir yere ekildi de bitmedi? İnsan da bir tohumdan gelmedi mi meydana? Veysel Öksüz. Şair Veysel Öksüz 1993'te vefat etti. Konyalı. 20. yüzyılda divan şiirinde en esaslı kalem oynatan ustalardan biri, muazzam kabiliyeti vardır. Eserleri çok parlaktır. Sebebi şu, belki bir üniversite çatısı altında asla söylenmemesi gerekiyor ama sebep bu ya, neden o kadar başarılı? Orta ikiden terk etmiş de onda. Terk. Ondan sonra ustalık yapmaya başlamış, tarım aletleri falan yapıyor. Pullukçu Veysel Usta diyorlar. En güçlü, en zorlu şairleri şiirleri üzerinde akıl almaz hünerler gösteriyor. Üniversite okumadığı için kafası karışmamış.
Ya ne dersiniz bakın, bunu boşuna söylemiyorum yani. 41 yıllık evliyim ben. 3 torunum var, 2 evlat. Bunca zamandan beri aksine bir örnek hatırlamıyorum. Hataları hep ben yapıyorum, düzeltmeyi hanım yapıyor. Neden? Bakıyorum hanım ilkokul mezunu da. Allah'tan. İlkokul mezunu. Beni yetiştiren ise okuma yazma da bilmiyor anam. Okuma yazma bilmeyen bir insan beni yetiştiriyor. En kritik safhalardan geçiriyor. Nereden öğrendiyse. İlkokul mezunu 41 yıldan bu yana başarıyla imtihan veriyor. Ve bundan dolayı yüksünmüyor, zorlanmıyor gayet. Ya bunları kim okuttu arkadaş? Ne okudu, nerede okudu bunlar ya? Hadi mizah sayın. Ciddiyet payı varsa onu siz çıkarın. Yaptığım amatör gözlemlere göre iki asırdan bu yana memleketin bütün problemlerinin kaynağı okumuşlar. Okumamışlardan problem gelmedi. Çok enteresan ama iki asırdan beri diyorum. Din dersleriyle fen derslerini ayırdık Tanzimat'ta. Ve bunu da gayet tatlı biçimde yaptık. İkna olmamak mümkün değil. Müslüman ailelere diyor ki, eğitimi dizayn edenler, çocuk tefsir, fıkıh, hadis, kelam okusun, hoca olarak yetişsin, din, öyle fizikte, kimyayla, biyolojiyle falan uğraşıp kafası karışmasın. Adamın hoşuna gidiyor. Görünüşte çünkü zehiri daima altın tasta sunarlar. Böylece fenden habersiz din yobazları yetiştirildi. Ötekiler de dinden habersiz fen yobazları. İki türlü yobazla öyle bir noktaya geldik ki kendimizi tanımaz olduk. Yahu kitabı gönderenle kainatı yaratan aynı zat. Yani sen bunu birini öyle birini böyle okuyarak ne demek istiyorsun? Bu nasıl bir bölümlemedir yani? Galaksiyi, molekülü kim yarattıysa kitabı kadimi o yok gönderdi. Böylece bir bütünlük sağlar kurtarırdın ama illa ayırıp o ona düşman, o ona düşman hale soktu. İşte okumuşların problemi galiba buradan kaynaklanıyor. Adını koyamıyor. Berbat bir örnek vereceğim. 2016 Temmuz ayı 15'e 16'ya bağlayan gece. Allah tanklar yürüyor falan. Jetler uçuyor. 7 yaşında torunum dedi ki Suriye'ye mi benzeyeceğiz? Eyvah dedi. Bak. O çocuk ağlıyor. Bir başka çocuk, benim torunum biraz daha büyük. Bu düşman askeri sınırdan geçerken niye durdurmadılar? Bizim sınırda askerimiz yok mu diyor. Geldi anlat çocuğa. Yavrum bunlar dışarıdan gelmedi. Sokağa çıktım gördüğüm manzara. Tankları yürütenler okumuşlar. Durduranlar okumamışlar. Allah Allah. Nasıl bir cins bu durduranlar? Sosyolojik tahlil konusudur. Örneğini başka hiçbir yerde göremezsiniz. Cins bunlar. Yani hepsi aynı tezgahtan geçmiş, ortak değerlere sahip kişiler falan zannetmeyin. Biri gelmiş meyhaneden. Rakı kadehini yarım bırakmış. Sonra içeriz, acelesi mi var diyor. Memleket tehlikede diyor. Dur bismillah. Kafada güzel. Tankın üstüne yürüyor. Şey kalmış, dönüp devam edecek. Kader. Meyhaneden. Hani biri böyle. Yanında biri var, kol kola girmişler, tankın üstüne gidiyorlar. Onun durumu şu. Elinde tesbih, dergahtaymış, zikir yarım kalmış, devam ediyor. La ilahe illallah. Bir yandan zikir çekiyor, bir yandan tanka yürüyor. Ellerinde silah yok. Yüreklerinden başka bir şeyleri yok. Ama durdurdular. Ve ben bunlara soruyorum, tanıdıklarıma. Hele biri çok enteresan cevaplar verdi bana. 35 yaşında var yok. Asgari ücretin iki katı kadar geliri var, 3 çocuğu var. Lise terk, cins.
Belli ki fakir yani. Bindiği arabadan belli ya. Araba 30 yaşında. Gaz sıktırmış cebindeki son parayla. Aldığı kadar. Sonra o gaz bitince eve nasıl dönecek? Bunu hesap eden yok. Olur bir şey diyor. Önemli değil diyor. Korkmaz mısın oğlum diyorum. Ben bunlardan korkmam diyorum. Tanktan bahsediyoruz. Korkmazmış. Sen neden korkarsın? Hanımdan korkarım bir dedi. Bir de ev sahibinden korkuyorum dedi. Ev kira dedi. Bakın fıkra gibi. Hadi bir iki saniye üzerinde duralım düşünelim. Hanımından korkan, alacaklısından korkan, mermiden korkmayan bir insan tipi ancak Türkiye'de bulunur. Cins bunlar, cins. Hadi bir soru daha soralım. Okumadı doğru dürüst bunlar. Dergah bilmez, tekke bilmez, medrese bilmez, yasak kapalı zaten. Efendim din dersi desen, okula gitse ne okuttukları belli değil. Ya bu çocuk nereden edindi bunu? Bu şuuru. Lafa bakar mısın? Ev kira ama memleket bizim diyor. Allah Allah. Ya bilge gibi konuşuyor. İşte bunların bu irfanı tahsil ettiği okul benim anamın okuduğu okul. Bunlar anamla sınıf arkadaş. Tam okuma yazma bile bilmiyor da beni yetiştiriyor ya. Dara düşüyorum oğlum, rezil olmadan vezir olunmaz diyor. Yatılı okula gitmişim, ayrılık zor gelmiş, ortaokul ikinci sınıftayım, ben şimdi 11'den 12'ye yeni geçiyor. Çocuk ağlıyorum falan, ben gitmeyeceğim diyorum. İrezil olmadan vezir olunmaz diyor. Komşu bahçenin dallarından meyve düşüyor, bizim ayakkabılarının içine. Bir tanesini alıp da yiyen yok, 4 kardeşiz. Toplayıp götürüyorlar, bahçeye veriyorlar. Bahçe sahibi şaşırdı bir gün. Oğlum siz ne yapıyorsunuz dedi, bu elmaları niye topluyorsunuz? Ceviz de var, elma da var. Sizin bahçeden geldi. Ya oğlum dallar sizin tarafa sarkıyor, ben onu kessem keserim. Siz yesin diye bıraktım orada. Biz böyle öğrendik. Harama el uzatılmayacak, onu öğretiyor. Sen okulda ne öğreniyor? Okumadı. Başka bir okuma yazma bilmeyen insan dedem. Çekiyor beni bir kenara, 8 yaşındayım. Belki 7. Say bakalım İslam'ın şartı kaç? Ben sayıyorum. Aferin. Dedem de hoş bir adamdı. Bilenler bilir, Afrika kökenliyiz biz, Sudanlıyız. Siyahi yani dedem, gece görünmezdi. Say dedi, saydım. 5 İslam'ın şartı 5. Altıncısı ne? Soruya bak şimdi. Dede burada 6 olmuyor. Bu 5. Yani 6 olan öbürü imanın şartı. İstersen onu da sayayım diyorum. Bir aferin daha koparırız diye. Ama dede ısrar ediyor. İslam'ın 6. şartını sordum sana. Yok dedim. Ben direndikçe hoşuna gidiyor. Bilgiyi teyit ediyor. Çocuk iyi biliyor. Aferin oğlum dedi. Oğlum bilirmiş. Evet İslam'ın şartı 5. Altıncısı büyük küçük haddini bilmek. İslam'ın şartından sonra, 5 şarttan sonra en önemli mesele haddini bilmektir diyor. Yaşım 7 ve o okuma yazma bilmiyor. Şimdi bana bu bilgi lazım. Böyle havalı havalı, sonunda bir takım dojiler mojiler olan şey, gördük yani, doyduk. Ama köprüye geldiğin zaman irfanla geçiyorsun ancak. Tanklar yürüdüğünde gördük. Nerede o diplomalılar? Önemlice bir kısmı aldatılmış, tankın başına geçmiş. Hepsi değil tabii, elbette hepsi değil. Ama dikkat çekecek kadar da çok. Yani oturup düşünmemiz gerekiyor. Bilimin niçinini çalışmadık hocam dedi, biraz önce rektör hocam da. Bana yol göstermiş oldu yani, söz buraya onun için döküldü. Nasıl üzerinde çok konuşuyoruz da niçin, niçin? Temel fark bu, ha, now how. Nasıl? Now why? Niçin? Anladık, yer çekiyor da niçin? Zoru ne? Nereye gidiyoruz? Ben kimim?
Ve bu hal neyin nesi? Yok mudur sizin köyde çeken fikir sancısı demişti Necip Fazıl Baba. 20 yaşında evlendim. 3 sene okudum. Hukuk fakültesinde, İstanbul'da. Hanımefendi memlekette, Denizli Çamezi'de, 650 kilometre, ananın babamın yanında. 15 günlük damat, hanımı ana babasına bırakır da İstanbul'a giderse, ayrılık şiirlerinin hepsini öğrenir. Kafası çalışır, kabiliyeti artar, öyle oldu. Sen bu şiirleri nasıl ezberliyorsun abi diyorlar bana. Yaşadığım yaşasın sen de ezberlersin. Başka çare yok ki elde. Mektup yazıyorsun, cevap bir ayda geliyor. Ancak bir ayda gelir zaten. Ortalama şey bu, normali bu yani. Onun bir sürü sebebi var. Doğrudan hanıma mektup yazamazsın, ayıp diye bir şey var. Babana yazdığı mektup zarfının içinde küçük bir zarf olur, o zarfın içindeki mektup hanımındır. Kayınvalide ne zaman merhamet edip de o mektubu geline verecek bilinmez. O ne zaman cevaplarını yazmaya fırsat bulacak bilinmez. Fırsat bulup yazdığında cesaretini toplayacak, babama verecek, babam postaneye götürmeyi unutmayacak. Postane en az 7 günde getirir, İstanbul'a geldi. Bir odaya hukuk fakültesi talebelerinin mektuplarını çuvallarla döktüler. Ben değil, 3000 sende 5000 mektup. Arada bulaksın ya. Günlerce arar, mektubu bulur, ezberlersin tabii. Bu durumda ezberlersin. Bugün mesajla gelen... Yani gelen bir mesajın cevabını 3 dakika geciktir de göreyim, küser. Tabii. Ben bir ay beklerdim, o 3 dakikada küser. Mecnun Leyla için çölü geçti, Ferhat Şirin için dağı geldiyse ben Tuğçe için kontör yüklüyor. Elbette arada fark var. Kayınvalidemde bugüne kadar gördüğüm kayınvalidelerin en despotu. Despot, tam antidemokratik, totaliter. Daha 11 yıl, toplam 11 yıl. Bu despotizme hiç itiraz etmeden, kavga gürültü çıkarmadan, sesini yükseltmeden, sen demeden tahammül etmek suretiyle erdi hanım, erdi. Ben bir ermişle evliyim. Ben ona dedim ki geçen sene, 40. evlilik yıl dönümü, epey masraflı oldu. Hanım dedim cennete gideceğiz. Haber mi aldın dedi. Yok canım, 40 senedir manzarayı izliyorum. Sen bana sabrediyorsun, ben sana şükrediyorum. 40 senedir. Ve sabreden ve şükreden cennete gider diye ümit ediyorum. Mal kullanılacak, insan sevilecek. İşin doğrusu bu. Modern çağlarda biz insanı kullandık, malı sevdik. Kaos oradan çıktı. Korkunç bir hata yaptık. İnsanı kullanmaya kalktık. Olmaz. Azizdir insan. Hoşça bak zatın hakim zübde-i alemsin sen. Merdumi dide-i ecvan olan ademsin sen. Formülüyle Şeyh Galip'ten bu iki mısra da anlatıldığı gibi paha biçilmez bir değerdir. Kullanılmaz. Saygısızlık yapmış olursun. Allah'ı gücendirirsin. İnsan azizdir. Ama biz modern çağlarda bütün dünya görüşleri, herhangi bir ayrıma da gitmeye lüzum görmem, sonunda izm olan ne varsa insanları kullanma esası üzerine sözüm ona bilim inşa ettik. Zulümdü tabii. İnsanı tanımadan nereye gidiyorsun ya? Hoşça bak zatına. Kim zübde-i alemsin sen? Kainatın özeti, çekirdeği, en kıymetlisi, Allah'ın muhatap kabul ettiği. Allah'ın muhatap kabul ettiğisin sen. Kendi kıymetini bil önce, hakkın katında Adem taneyi haş haş değil diyor şair. Haş haş tanesi gibi kıymetsiz zannetme kendini, çok değerlisin. Kıymetini bil, orkideye katran damlatma. Gözüm canım efendim sevdiğim devlet ve sultanım. Enisim, munisim, yarım, nikahım, nazeninim. Her şey insanı tanımakla, bilmekle, kıymetini anlamakla başlar. Geçen de TRT'de bir programda benden Tac Mahal'i anlatmam istendi.
Taj Mahal üzerine bir miktar amatör tetkikatım vardı da ondan. Canlı yayında anlatıyoruz. Taj Mahal'i de okur bakarsanız göreceksiniz. Anlat anlat bitmiyor. Hakikaten muazzam efsane yani. İki yönü var. Bir tarafı yapılışı, masrafı, sponsor olan Osmanlı. İki tane mimar gitmiş bizden, hattat gitmiş bizden. Dört defa sultan değişiyor Osmanlı'da. Oraya yapılan himmet azalmıyor. İyi de Hindistan'da Osmanlı'nın hakimiyeti yok ki. Yok ama babalık böyle bir şey işte. Babalık böyle bir şey. Cesaret itibariyle de o devlet Osmanlı'dan büyük. Yani dikkatle bakmak lazım yani meseleye. Sen çalış çeşminde istidat peyda etmeye. Arife aynayı ibret nümadan çok ne var? Bakmasını bilirsen ibretten çok bir şey yok diyor. Şimdi bakıyorsun böyle bir tarafı var. 22 bin işçi çalışmış. Düzeltiyorum. 20 bin işçi çalışmış. 22 sene. Muazzam bir iş yani. Dünyanın harikalarından biri. Bu tarafını anlatıyorsun. Bu biter tükenir gibi değil. Öbür tarafı tam bir aşk hikayesi. Şah Cihan yaptırmış Hindistan hükümdarı. Hanımı Mümtaz Turhan için. Genç hanım 26 yaşında doğumda vefat etmiş. İkiz doğuruyor. Vefat etmiş. Şehit olmuş. Adam da karısına öyle bir aşık ki. Aman yarabbi bu ne aşk ya. Anıt mezar olarak yaptırıyor bu muazzam eseri. Oraya defnettiriyor. Baka baka ömür boyu ağladı adam bir de bu. Kaç sene ağladı yani. Sonra kendisi de oraya defnoldu. Anlattık. Geldik eve. Şimdi işin zor kısmı başladı. Genellikle programlarımı seyretmeyen hanımefendi nedense bu programı baştan sona seyretmiş. Otur bakalım dedi ama anladım ben yani otururken belli yani buz gibi de bir çay geldi zaten. İfade alınacak yani belli. Anlat bakalım dedi hanımı için neler yapıyor insanlar. Kaçacak delik yok. Kendin anlatmışsın bütün millete iki saat önce. İnkar mı edeceğiz? Hepsini seyrettin mi hanım dedim. Evet dedi. Seyrettinse şunu da gördüm. Evet, hanımı için yaptırmış Şah Cihan Darbun. Ama orada da söylediğim gibi vefatı üzerine. Mevzu bir daha açılmamak üzere kapandı. Geçen sene anamdan duyduğum lafa bakar mısınız? Anam diyor ki, sen kılıbıksın. Yani haksız demedik. Tamam da adamın yüzüne söylenir mi ya? Üç tane torunum var benim, 60 yaşındayım ya. Kılıbık diyor ya, 40 yıllık evliyim hala kılıbık diyor. Ne yaparsın? Ben de dedim ki, doğru söylüyorsun ana dedim. Doğru kılıbığım ben ama bunu babamdan öğrendim. Onlar üstüne kapandı. Bir daha açılmıyor. İbre kendisini gösterince mevzu bir daha konuşulmuyor. İnsana kendisini göstereceğiz. Nerede yetiştim ben? Bu evde. Babam kılıbık. Ondan ya. Onu da sen yaptın. Evet. Kanuni Sultan Süleyman var oğlum. 1566 yılında 72 yaşında vefat etti. 72. 46 sene Osmanlı Devleti'nin başında. Osmanlı Devleti dediğim 52 devletin tepesinde. 52 devlet bağlı kendisine, 16'sı cumhuriyet. Bu adamın 4 yabancı dili var. 4000'in üzerinde şiiri var. Birinden 2 beyti demin okuduk. Yani gittiğim zaman soracağım tabii. Süleyman abi. Abi gözünü seveyim. Biz de yaşadık dünyada. 4 tane yabancı dil.
52 tane devleti yöneten bir irade, bir ne bileyim efendim karizma. Yani ayıp olmuyor mu yani? Bir de bu kadar şiir. Ben onun birini yazamıyorum be. Sen ne yedin de böyle oldun Süleyman abi? Diye soracağım. Bakın şu şiir onu ya, şiire ne buyrulur ya? Ejderi nefsi helaket şiiri yazdanlık budur. Kibrini mahvet gönülden şahı merdanlık budur. Menzilin kafı kanaat eyle hakanlık budur. Hayuhudan farig ol alemde sultanlık budur. Kendini güç eyle gel nurun Süleymanlık budur. Daha giriş kıtası ya. Sultan Süleyman olmak demek diyor. Diyen de Sultan Süleyman. Hazreti Süleyman peygamberden bir benzetmeyle, adaş ya o peygamberle. Sultan Süleyman olmak demek, karıncanın hatırını sormak demek diyor. Bu nasıl bir anlayış Allah aşkına ya? Bu nasıl bir seviye ya? Kıskanıyor insan tabii. Sakın ırsın üstüme konmasın diye bir meges, bilirken ye yüzerdir seni ahir malumur diyen de o. Doğrudan manasını vereyim. Canın çok tatlı, üstüne sinek konmasın diye titriyorsun ya. Çok tatlı olan o bedenini, sinekten sakındığın bedenini yılan ve karınca yiyecek, bilmiyor musun? Mar yılan, mur karınca. Bunu söyleyen adam boynu bükük bir derviş olsa anlarım. Cihan padişahı söylüyor ya. Yani en yukarıda en aşağı gönüllü olma hali öyle kolay anlaşılır işlerden değildir. Çık da gör. Başın döner valla. Avusturya İmparatoru senden randevu alamıyor. Durum bu. Senin işaret ettiğin bir adamla görüşüp dönüyor. Kırım Hanı Gazi Giray'a anlatsın derdini diyor. Gidiyor. Gazi Giray lütfediyor. Ağırlıyor ve Avusturya İmparatoru Ferdinand etekleri zil çalarak gelip gidiyor. Böyle bir iktidarın, kudretin sahibi olan adamda böyle bir tevazuyu anlamak için biraz ders çalışmak lazım. Mevcut bilgilerimiz, alışkanlıklarımız ve müfredatımız buna yetmez. Zinhar anlayamayız. Onun için kendisine soracağım diyor. İşte o Kanuni. Ömrünün sonlarına doğru soruyor birisi. Sultanım, 40 yılı geçti. Bu dünyayı neredeyse tek başınıza idare ediyorsunuz. Dünyayı, eski dünya öyleydi. Daha Amerika yok hesapta. Bunca zahmete değdi mi? Ya yorgunluğunuza değdi mi? Cevaba bak. Baki gibi şair yetiştirdik, değdi. Cihan padişahlığı ile yani yaptığı sponsorlukla Baki yetişti ya, yeterdi. Baki'ye verdiği değeri anlamak bakımından söylüyorum. Bunu ustası, patronu söylüyor, sponsor söylüyor, tarafkirdir diyelim. 20. yüzyıla gel. Sene 1921, Türkiye'ye bir İngiliz araştırmacı geldi, Arnold Toynbee. 1921. 1972'ye kadar 51 sene Osmanlı kütüphanelerini didikledi. Arnold Toynbee, İngiliz tarihçi. 1975'te vefat etti. Kabri Washington'da. Washington, öyle mi telaffuz ediyor? 51 yıl Osmanlı kütüphanelerini kurcalayan adama sordular. Yani sen ne yapıyorsun Allah aşkına? İstanbul'da bu kadar eğlence var, boğaz var, rakı var, şiş var, kebap var, lokum var. Yani sen hepsini bir tarafa bırakıp da kütüphane tozu yuttun 50 sene ya, insaf ya. Sen ne arıyorsun? Cevap, şair Baki'nin memleketinde bulunduğum yeter. Bakın, bizden değil. Hadi Kanuni tarafkir konuştu. Arnold Toynbee'ye ne diyelim? Bir İngiliz. Bir de Alman örnek vereyim. Almanların en meşhur adamı herhalde Goethe'dir. Bilmeyen var mı Goethe'yi? En akıllıları.
Bir kahve içtiği ev bugün müze. Gözümle gördüm Almanya'da. Hayret içinde kaldım. Bu ne dedim müze? İki katlı bir ev. Nesi müze? Bunun içinde de bir şey yok. Göte burada kahve içti dedi. Ettikleri hürmete bak. O Göte'nin hayran olduğu adam iki kişidir. Şair Baki, şair Fuzuli. Hayranlığı teoride değil, platonik seviyede değil. O ikisini takiben yazdığı eserin adını veriyorum. Doğu Batı Divanı. Sosyal sahada eğitim alan kardeşlerim, edebiyat, tarih okuyanlar, ne bileyim, kamu yönetimi okuyanlar, hatta niye sınırlayın sosyal sahibi, matematik okuyanlar, fizik okuyanlar, biyoloji okuyanlar. Merak, bakın, Goethe ne yazmış, neden yazmış? Baki ile Fuzuli'ye hayranlığıyla adam 650 sayfa kitap yazdı, Doğu Batı Divanı. Ve biz Baki'nin kabrini bilir miyiz diye sorsam herhalde biraz mahcup cevap veririz değil mi? İnsaf. İnsaf. Alakasız bir beytini okuyayım da hatırınızda kalsın şair Baki'den. Böyle rastgele okuyacağım ha. Düşünüyorum bir hangisi gelirse diye. Bir yudum su içeyim. Manayı filan boş verin. Size bir beyt okuyacağım. Üf. Cana zülali vaslini ağyarumar uşşakumar abu sahabı rahmete kafir müselman teşnedir. Teşnedir Redifli gazelinden bir beyt. Abi ne dedin anlamadık ki. Söyleyeyim. Sevgiliye diyor ki artık kimse o. Nasıl bir sevgili, nasıl cana, zülali, vaslını, ağyar umar, uşşak umar, abu sahabı rahmete, kafir müselman teşnedir. Ey sevgili, sana kavuşmayı kafir de ister Müslüman da. Seven de ister sevmeyen de. İnsanların iyisi de sana hasta, kötüsü de. Çünkü suya herkes hasta. Su gibisin sen. Cana zülali vaslını ağyar umar uşşak umar abu sahabı rahmete kafir müselman teşnedir. Can lali neyler arzu yar içmek ister kanımı yarab ne vadidir bu kim can teşne canan teşnedir. Ben ona hasretim o benim canımı almaya hasta. Beni öldürmek hususunda çok gayretli. Allah'ım nasıl bir yere düştük? O teşne, ben teşne. Teşne susuz demek. Onda öldürme iştahı, bende can verme iştahı. Allah'ım nasıl bir vadiye düştük diyor. Muhabbet vadisi nasıl bir şey diyor. Şair Baki. Coşkuyu biraz böyle üst perdeden hakkıyla vereyim diye seçtiğim beyitlerdir. Konu üzerine takılmayın. Merak ederseniz Baki divanını elde etmek an meselesi, yani maliyeti de yok, sıfır, sıfır maliyet. Sözün sonuna gelmeden önce, şimdi söz bitirmek çok zordur. Ben size Kanuni merhumla Baki merhum arasındaki bir hadiseyi anlatacaktım. Oho, söz nerelere gitti, onu anlatayım artık. Baki merhum bir beytinde sultanı kızdıracak bir şey söylemiş. Bana birisi böyle sponsor olsa epey bir yağcılık yapar. Yapmıyor arkadaş. Şairin tabiatına bak. Minnet hüdaya, devleti dünya fena bulur. Baki kalır sahife-i alemde adımız. Sultanım, kusura bakma seni unuturlar, bizi unutmazlar diyor. Sultanlar unutulur diyor, şairler unutulmaz diyor. Bak bak bak, havaya bak. Ya insan bir yağcılık yapar. Ya, haliyle kızdı. Kızmaz mı adam? Ben de olsam kızar. Kanuni merhum da sadece sultan değil ki adam, aynı zamanda şair. Ferman çıkardı. Şiirle. Baki bet, azmi bülent, Bursa'ya ret, nefye ebet. Baki kötü adam, kararım şudur. Bursa'ya sürgün ettim, bir daha gözüm görmesin. Altında imza, Kanuni Sultan Süleyman Büyük. Fermanı tebliğ ettiler. Şair Baki, durumunu tahayyül edin ya. Bitti adam. Kahrından ölür ya. 16. yüzyılda Kanuni merhumun gözünün önündeyken
Bir yere sürgün edilirse insan daha oraya varmadan yolda kahrından ölür. Ama şair hiç bozuntuya vermiyor. Hiç üzülmemiş gibi, tamam mı? Bunlar böyledir. Aç gezer kürdan dişinde. Nola kim nefi ebed azmi bülent olsa ey baki. Bilesin ki cihan mülkü değil Süleyman'a baki. Şaha azminde isbatı tehevvür eyledin ama buna fani cihan derler, buna çarh-ı kühen derler. Ne sen baki, ne ben baki. Anladınız ki alkışladınız, kafadan kısaca söyleyeyim. Sürgün edildim diye kafaya takmam. Hazreti Süleyman peygambere kalmayan bu dünya sana da kalmaz. Adacı da olsan. İyi kızmışsın baş üstüne, gideriz bir daha da gözüne görünmeyiz ama bu iş burada kalmaz, orada hesaplaşırız, diyor. Bu cevap kendisine ulaşan Kanuni fermanını geri aldı. İstanbul'da karşı karşıya yatıyorlar şimdi. Biri Edirne kapıda, biri Süleymaniye Camii'nin bahçesinde. Oradan orası görünüyor. Böyle bakışıyorlar şimdi. Yolumuz düşerse ikisini de ziyaret edin. Evet, sözü bağlıyorum. Şöyle ki. Bizimkiler, şairlerimiz, zirve eserlerini naat olarak vermişlerdir. Yani bizde şair en parlak, en lezzetli eserini Resulullah için yazdığı şiirde gösterir. Orada sanatını gösterir. Üstad haklıdır. Cemil Meriç Üstad haklıdır. Şöyle söyler çünkü. Sözün ufku şiirdir. Şiirin ufku naat. Bütün şairlerimiz bila istisna naat yazmışlar. En az bir. Bazılarının 20-30 naatı vardır. Ve hakikaten şair kendini de aşağı naat yazarken çok coşkuludur. Hayret edersiniz. Muhtemelen kendisi de şaşırıyor. Hani Mehmet Akif Marhum'un İstiklal Marşı'nı yazarken kendini açtığı gibi yani. Sonra sahip bile çıkamıyor ya. Bu millet yazdı onu diyor. Yani safahatına bile almıyor yani. Demek ki bazen vaziyet öyle oluyor. Cezbe. Kaptırıyor. Kendisi olmaktan çıkıyor adeta. Nasıl yazdınız demişler. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Yani ben yazmadım diyor ya, millet yazdı ve o şartlar yazdırdı bunu, Allah bir daha yazdırmasın diyor. Onun gibi bir durum yani. Birkaç naat örneği vereceğim. Endişe etmeyin, uzamayacak. Biri Hazreti Ayşe'den. Şöyle söyler. Yusuf peygamberi satın almaya giden Mısırlılar, efendimi görselerdi çarşıya bile gitmezdi. Onu görünce elini kesen Mısırlı kadınlar, efendimi görselerdi, kalplerini parça parça ederlerdi. وَلَوْ سَمِعُوا اَهْلِ مِصْرَ اَوْزَافَ حَدِّهِ لَمَا بَزَلُوا يَوْمٍ يُسُفَ مِنْ نَقْلٍ لَذ۪ي مَا زَل۪ي خَالَ الرَّهَيْنَ جَب۪ينَهُ لَاَسَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْاَيْد۪ي Arapça orijinalde bu. Mahsus okuyun. Yani hava atmak için değil. Arabi, Farisi ve Türki bu üç lisana dikkat. Eş yumurta üçüzüdür. Bin yıllık maceramızı bu üç lisanın gücüyle kayda geçirdik. Olağanüstü bir hazinedir, benzeri yoktur. Ne var ki son zamanlarda biz yokmuş gibi davranıyoruz. Garip bir durum vardır. Her üç dilin resmi geçit yaptığı tabirler araştırılsa Türkçemizde şaşkınlık içinde kalırız. Hiçbir şey. Hiç Farsça, Arapça, bir Türkçe. Her şey, her Farsça, Arapça. Köken itibariyle söylüyorum ben, yoksa Türkçe. Türkçeleşti. Bin yılı böyle geçirdik. Ağzına kadar dolu kütüphane. Mesela İstanbul'da Millet Kütüphanesi'ne yolunuz düşerse hatırlayın Hayati Hoca'yı. Bir gidin bir çay için orada. 35 bin cilt kitap var, tamamı Türkçe. Ve bunu okuyamayan Türkler olarak biz bu ülkede yaşıyoruz. Türkçe kitapları okuyamayan Türkler. Karikatür gibi.
Anlatamazsın yani birisine. Dışarıdan biri gelse, so what der ya, anlamaz. Bunu anlayamaz. Bizim garip hallerimiz var. Kitaplar Türkçe. Fıkra gibi bir örneği Katip Çelebi'nin Keşf-i Zunun isimli eseri. Dünya literatüründe çok özel bir yere sahiptir. İlimler ve Alimler Atlası diyebiliriz o kitaba. Çok önemlidir. Türkçe yazıldı. Tabii o zaman kullandığımız harflerle Türkçe. Bugün yeryüzünde Rusçası var, Almancası var, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ne ararsan. Hepsi var. Latinize Türkçesi yok. Türkçe kitabın Türkçesi yok. Yazan bizden, bizim vatandaşımız. Katip Çelebi. Millet şu anda yer üstünde yaşayanlar değildir, ona halk denir. Millet daha geniş bir kavram. Mesela benim mensup olduğum milletin vatandaşlarından birkaç ünlü ismi size söyleyeyim. Alparslan var bu millette. Fatih var mı? Yavuz var mı? Aynı milletteniz ya. Millet kavramına dikkat etmek lazım. İstanbul'u fetheden Fatih'in yazdığı divandan hiç haberin olmadan İstanbul benim desen de bazıları size güler. Yani bu adam İstanbul fethetti, divan da yazdı. Yani icraatı burada, hissiyatı burada. Hiç haberdar olmadan, hiç tanımadan, hiç merak bile etmeden nasıl diyeceksin İstanbul benim? Hadi canım sen de derler. Bu eserler benim. İyi ama kapısından geçmiyorsun, kitapları daha görmedin, ömründe görmedin, nasıl senin demez mi? Biraz dikkate ihtiyaç var. O yüzden Arapçadan bir örnek verdim. Şimdi Farsçadan bir örnek de vereyim de şey tamamlansın. Kardeşleri gücendirmeyelim. Molla Camii. Sultan Fatih'in hocasıdır. Ya Resulallah cibaşet çünseki eshab-ı kef dahili cennet şevem der zümre-i ahbab-ı tu uğrebet der cennet-ü men der cehennem keyravest o seki eshab-ı kef vesman seki eshab-ı tu. Tercüme ediyorum. Ya Resulallah diyor. Eshab-ı Kehf'in köpeği cennete gitti diyor. Kıtmir var ya. Sahiplerinin hatırına cennette. Ben senin ashabının köpeğiyim. Cehennemi hak ettim ama sen şefaat buyur ben cennete gideyim de o köpek yalnız kalmasın. Yalnız kalmasın diyor. Hani Hasan-ı Basri dua etmişti ya. Ya Rabbi ben cehennemi hak ettim ama girersem iblis sevinecek, beni affet. Demişti. Böyle bir arzda bulunuyor. Aşkı ilan ediyor. 20. yüzyılda yaşayan Hüseyin Siret Özsever, vefat yılı 1959. Ondan bir naat, yani Türkiye Türkçesi. Yıl 59, vefat yılı 59. Uşşak-ı zarı varken bihad o kibriyanın maşukun münferitsin Mevla'ya ey peyamber. Siretine söyleyeyim ben meddah-ı kibriyadır tavsife muktedir mi mehtab-ı kirmi ahter. Orijinal bir vezinde yazıldığı için biraz okunması zordu. Mefhulü failatün, mefhulü failatün. Çok keyifli bir vezin. Anlamını söyleyeyim. Bütün peygamberler Allah'a aşık, Allah sana aşıktır ya Resulallah. Bakar mısınız ifadeye? Allah sana aşık ya Resulallah. Sonraki beyitte diyor ki, ben seni nasıl öveyim? Senin hakkında ben ne söyleyeyim ki seni öven Allah'tır. Benim senden söz etmem, seni övmeye kalkışmam, yerde sürünen zavallı bir kurdun mehtabı anlatmasına benzer, diyor. Allah rahmet etsin, şairdeki içli edayı görüyorsunuz. Uzatmayın, örnek çoktur. Yüzlerce örnekten söz etmek mümkün ama azdan çoğa işaret var. Vasiyetimi bildirip artık müsaade isteyeceğim. Böyle sizi yakalamışken bu kadar, bir arada bulmuşken, kalp kriziyle hastaneye gittim, bana stent taktılar, 9 sene önce. Zor döndüm ve epey korktum, sordum doktora, ne olacak bu işin sonu dedim yani, neredeyse gidiyorduk ya. Korkma dedi. Ölene kadar yaşarsın dedi. Allah razı olsun. Bu taktığınız ne dedim?
gerçekten nişan yüzüğü dedi. Hani yüzük gibi zaten o, damarın içine koyuyorlar yüzük. Nişanlandık. Düğün günü belli değil. Fakat doktor sözünü şöyle tamamladı. Vasiyetini yaz dedi. Neden dedim? Vasiyeti olmayanlar kabirde konuşamaz dedi. Ne konuşacağız kabirde dedim. Sen de bu çene varken orada da konuşursun dedi. Vasiyet yaz ki yasak gelmesin dedi ve ben yazdım. Sizlere vasiyetimi ilan ediyorum. Eğer teknoloji bu seviyede olmasaydı işim zordu. Fotokopi çıkarıp tek tek dağıtmak falan filan biter tükenir iş değil. Şimdi internet ortamında vasiyetime ulaşmanız bir iki tıkla mümkün. hayatiinanc.com Tavsiye ettiğim kitaplar. Vasiyet ettiğim kitaplar demişim. Tavsiye, vasiyet kökteş kelimelerdir. Lugata baktım. 5 tane kitabı PDF formatında koydum. Yani masrafsız kitapları okuyabiliyorsunuz orada. Siz buldunuz. Mahşerdeki karşılaşmamızda ben size şu anı hatırlatacağım. Hani sen diyeceğim oraya bir efendim, tripodla çektin mektin, ben de sana vasiyetimi söylediydim diyeceğim hepinize. Yok yok, tek başına değil, hepinize. Vasiyetimi ne yaptınız diyeceğim. Kem küm etmeyin. Adamın canını sıkmayın. Orada benim çok işim var. Gül gibi geçinip gidelim. İşte hocam imtihanlar vardı da, vizeler vardı da falan da filan. Geç bunları, geç. 5 tane küçük kitap diyorum size. Ben gençliğimde bunları bir değilse 2 günde okurdum. Lütfen yani. Hani şimdi siz o kadar okuyamazsınız. Yani zamanımızda o kadar çok kimse okumaz. Ben de okuyamam. Ben o zaman yani mesela 250 sayfalık, 300 sayfalık bir kitabı bir günde okumaya şey bile yani hiç dokunmazdı bile. Ama şimdi yapamıyorum böyle şeyler. Çünkü çok karıştı dünya. Üf, perişan oldu. Perişan oldu. Çok sadeydi ya. Çok sadeydi. Özlüyor insan. 40 sene önceden bahsediyorum tabii. Hiç benzemiyor. Böyle anlatsam hikaye gibi geliyor. Hele torunlarımı anlatıyorum, çok gülüyorlar. İnanmıyorlar. Baba siz internetsiz ne yapıyordunuz falan. Dede, internetsiz mi yaşıyordunuz? Ha, kızım. Vasiyetimi bildirdim. Nasıl dua edeceğinizi söyledim. Eksik de kaldı. Artık çekip gitmek kaldı. Her şey gönlünüzce olsun. Allah iyilerle karşılaştırsın. Allah korktuklarınızdan emin ve umduklarınızdan nail etsin. Bizi duada unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kıymetli hocamıza hoş sohbetinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hediyelerini vermek üzere üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Kazım Uysal sahneye davet ediyorum. Sevgili gençler, ben hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü ben 50 yaşındayım. Bu şekilde güzel, hislerimin coştuğu, kendimi anladığım, medeniyetimi tasdik ettiğim ilklerden bir sohbet oldu. Hayati İnanç hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben eminim, bu salondaki herkes bendeki hisleri yaşamıştır, duymuştur. Hayati İnanç hocamızı sizin duygularınıza tercüman olmak istiyorum.
Hayat İnanç hocamızı sık sık üniversitemizde görmek istiyoruz. Bir insan azmederse, okursa, nerelere geliyor, dilden neler dökülüyor, halini nasıl yansıyor, Hayat İnanç hocam da mücessem bir şekilde görmüş olduk. Ben bu sahneye, bu güne, bu ana vesile olan ÜNEAK topluluğumuzu da teşekkür ediyorum. Daha bu ve buna benzer üniversitemizde anlamlı etkinlikler, faaliyetler göstermelerini onlardan rica ediyorum. Hediyelerin takdim etmek üzere ÜNEAK Topluluğu Başkanı Mustafa Kızılkaya'yı sahneye davet ediyorum. Programımız bitmişti. Kıymetli hocamızın teftişlerinden dolayı kendisine teşekkür ederim.